Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının 5. haftasının 6. videosundayız. Üçgende benzerlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta son videodayız. Sayfa numarası 78 ve 79 işleyeceğiz. Yani kelebek benzerliğinden bahsedeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Thales teoremlerinden ikincisindeyiz. Yani kelebek benzerliğindeyiz. Kelebek benzerliği de arkadaşlar direkt yukarıdan aşağı A bölü F. Aynı doğru üstünde C bölü E'ye. Diğer doğrular üstünde B bölü D'ye oranlamasına eşittir. Peki bu buna eşittir demeyelim direkt. Nereden geliyor ispatı? Tabii ki açı 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 benzerliğinden. Niye? Çünkü burası paralel doğrular var ya. Z'den dolayı noktaysa burası da nokta. E burası çizgi ise Z'den dolayı burası da çizgi. E buradaki açı zaten ters açılardan dolayı eşit. Dolayısıyla üstteki üçgenle alttaki üçgen benzer oldu. E burada çift çizginin karşısı A'nın çift çizginin karşısı F'ye oranı. Bak A bölü F eşittir. Noktanın karşısı B'nin noktanın karşısı D'ye. Bak B bölü D'ye oranı. Hatta çizginin karşısı C bölü çizginin karşısı burada da E'ye oranı şeklinde oluyor. Ne zaman paralellik varsa bu şekilde kelebek benzerliğini kullanacağız. Temel orantıda tekrarlı gidiyorduk. Bak burada tekrarlı gitmeyeceksin. Hatta ispatını yaptık. Bu şekilde olduğunda da şöyle son olarak göstereyim. Yukarıdan aşağı oranlamalı. A bölü F aynı doğru üstündeki B bölü D'ye. Diğer aynı doğru üstündeki C bölü E'ye oranlamasına eşittir. Ha yukarıdan aşağı dedik ama ne olması lazım? Bu böyle yan yatık da gelebilir. Sağlı sollu da olabilir. Şu şekilde de olabilir. Yalnız dikkat edin. Şu da kelebeğe benziyor. Ama kelebek olması için ne olması lazım? Karşılıklı kenarların paralel olması lazım. Buna dikkat edin. Mesela burası 4 burası 6 ise hocam kelebek var deyip yani şu üçgende bir kelebek var. Paralelse eğer bunlar tabi. Kelebekteki oran kaça kaç? 4 bölü 6. En sadesi 2 bölü 3. O zaman burası 2K ise burası 3K diyebiliriz. Aynı doğru üstünde. Ya da burası 2A'ysa burası 3A diyebiliriz arkadaşlar. Evet, kelebek de önemlidir. İnce ayrıntı budur. Bu e, paralelliklerin olduğu sorularda genelde ince ayrıntı olarak kelebeğe dikkat ederseniz daha sağlıklı hareket edersiniz. Yani hem kelebek hem de temel alanın olduğu sorular genelde karşımıza çok çıkıyor ama ince ayrıntı kelebek olduğu için öncelikle kelebeğe dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Şöyle Örnek 44 ile başlayalım bakalım. Ne diyor örnek 44'te? Oranlama verilmiş. Burası 2K burası 3K verilmiş. Yazalım. DC uzunluğu 3K BC uzunluğu 2K verilmiş. Aa hocam şunlar da paralel verilmiş. E burada bir kelebek var mı? Var. Kelebekteki oran ne? Burada 2K bölü 3K'ın doğru üstünde. Yani 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. Şu doğrular yani 12 bölü X oranlaması da eşit olacaktır. E burada işler dışlar yaparsak k'lar gitti buradan. 2x eşittir 36 ise x'i de böylelikle kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Yani örnek 44 18 oldu. Geldik örnek 45'e. Ha hocam kelebek var. Büyük de. Karşılıklı kenarlar paralel ya. Evet kelebek var ama kelebekte hiçbir şekilde bir oran yok gördüğünüz üzere. x artı 6 ve 20'ye baktığınız zaman. Ama bunlar paralel ya. Şurada da bir kelebek yok mu? Şöyle. Şu kırmızıda da bir kelebek var. Bak dikkat et. Başka? Kelebek. Darabada uçuşuyor yani burada. Hocam şurada da bir kelebek var. Bak sarıyla da gösteriyorum. Burada da bir kelebek var. Aa evet. Oranlamayı ben buradan bulabilirim. Sarı kelebekten. Sarı kelebekteki oranlama kaç? Yukarıdaki oran 6 bölü 15. 6 bölü 15 oranlaması nedir? 3'e bölsen 2 3'e bölsen 5. Yani 2 bölü 5 oran var yukarıdan aşağıya. Hocam burası da 2A burası da 5A yazabiliriz. Ama kırmızı kelebeğe de bakacağız büyük ihtimalle. Yani şu maviyle gösteriyorum. Bana şuradaki oranlamalar lazım. Sarı kelebekte hatta burada da bir oranlama yazabilirim. Şurası 2K iken burası 5K yazabilir miyim? Yazarım. Çünkü yukarıdaki oran yukarıdan aşağıya 2'ye 5. E Burada da 2'ye 5 oran var. Şimdi kırmızıdaki kelebekteki oran çıktı mı? Çıktı. Yani 2K'nın 5K'ya oranı eşittir. Yukarıdan aşağı X bölü 5 olmak zorunda. Bunlar gitti. Buradan 5X eşittir. 10 ise X'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Yani örnek 45 böylelikle 2 çıkar. Geldik. Örnek 46 ya. Neler verilmiş? D, E ile şey paralel verilmiş. Şöyle paralelliği şöyle gösterelim arkadaşlar. Aa hocam bak 3 ve X sayılara baktığınız zaman bir şeyleri yönlendiriyor. Hocam burada kelebek benzerliği var. Kelebek var ama oran var mı burada? Yok. O zaman önce orana yoğunlaşmalıyız. E başka? E şunlar birbirine paralel ya. Büyükte de aynı zamanda bir şu sayılara bakacak olursak bir temel orantı var mı? Var. Bunlar için işe girdiği için tekrarlı gideceğiz. Sivrilen yer burası. 4 bölü 12. Hocam 4 bölü 12. Çünkü şunun tamamının oranı 4 bölü 12. Bu bölü bu. Yani bu nedir? 1 bölü 3 değil midir? Evet. Yani burası A iken burası nedir? 3 A'dır. E şimdi şuradaki kelebeğe bakacak olursak. Yukarıdaki oran A'nın 3 A oranı eşittir. Aynı doğru üstünde 3 bölü X yapar. A'lar nanay. X de buradan 9 gelir dostum. Tamam kelebek benzerliği de ince ayrıntıda sorularda buna dikkat edin. Geldik buraya mesela. Hocam paralel doğru verilmiş bir kere paralel doğruların üstünden şöyle bir geçin mutlaka geçin. Yoksa kelebeği görürsünüz ama yanlış yerde görürsünüz. Aa hocam burada kelebek var dersiniz. Hayır. Burada paralel doğrular yok ki. Burada kelebek yok. Aa şu paralellik var mı burada? Var. Hocam burada bak işte paralellerin üstünde böyle geçtiğiniz zaman kelebeği daha rahat bir şekilde fark edebilirsiniz. Hocam burada bir kelebek mevcut. Kelebekteki oranı bahsedebiliriz. Kelebekteki oran kaça kaç? 2 bölü 4. Yani 2 bölü 4 dediğimiz nedir? 1 bölü 2. E hocam 1 bölü 2 ise o zaman burası A iken burası 2A. Ama bak yazacağın yeri de bilmelisin. Soru da ne yapıyoruz? Verilen bilgileri hep kullanıyoruz. Niye buraya 1'i 2 yazdım? Adamlar bana şunları böyle eşit vermiş. O zaman oraya işin içine katacağım. O zaman burası K. Kelebekte de o zaman şu kenarlar arasındaki ilişkiye bakayım ben. Çünkü soruda bu var. Yani bunu kullan diyor sana. E o zaman burası K iken burası nedir? 2K'dır. E hocam burası ile burası da birbirine eşitti. Bak burası da K. Bak burada da artık bir temel orantı var mı? X büyük üçgende temel orantıda da şu ve şuna bakacağım. Burada sivrilen yer burası. Şu bölü tamamı yani x bölü x artı 6 eşittir. Çünkü x bölü x artı tamamı 6. K bölü 2K olacağından dolayı K'lar gider. 2X e eşittir. X artı 6'dan. X'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Örnek 47. 6 çıktı. Önemli bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 48'e. Evet. Oranlama verilmiş. Ege Ankara BK uzunluğu. Evet burası da 3K verilmiş. Hemen yazalım onları. Ege Ankara uzunluğu K iken neresi 3K? BK uzunluğu 3K, 3, k 3 k olarak verilmiş. Ya zaten oranlamalara bak. Bir de paralel doğruların üstünden şöyle bir geç. Bak kardeşim şununla şu birbirine paralel. Şu paralellikler önemli gerçekten. Aa hocam oranlamaya da bakınca şurada bir kelebeği fark ettiniz mi? İnce ayrıntı kelebektir. Kelebeğe dikkat edeceksiniz. Evet hocam fark ettik. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 1'e 3. Madem kelebekteki oran 1'e 3. Burası 2 iken burası da 3 katı. Yani 6 olur. Peki. Sonra ne yapacağız? Hocam x'e ulaşacağız. Bak. Açı ortaylık verilmiş. Açı ortaylık kullanacağım. Açı ortayda kollar ve tabanlar oranı var mı? Yok. E kollar ve tabanlar oranı yoksa ne yapacağız? Büyük ihtimal açısıyla alakalı bir şey var. E daha önce de söylemiştim. Hem paralellik hem de açı ortaylık varsa Z'ye dikkat. Hocam Z'den dolayı bak burası çizgi açısı oldu. Paralelliği kullandım. A çizgiye çizgi. Yani şurası 5 ise burası da ne olacaktır? 5 olacaktır. O zaman burada bir ikiz kenarlıktan hemen 5'i yazdık. Artık şimdi şu temel orantıdan dolayı bir benzerlik yakışır mı buraya? Yakışır. Paraleller şurada sivriliyor. Şu bölü tamamı. Evet bu bölü tamamı. Ne yapıyor? X bölü tamamı X artı 5 eşittir. Bu uzunluk bölü bu uzunluk. Yani 3 bölü 6'ya eşit olacaktır. Burası 2 burası 1. Bir i̇şler, işler yapınca 2X eşittir X artı 5'ten. X de böylelikle 5 olarak çıkar. Evet örnek 48 5 oldu. Demek ki sorularda da bazı böyle kalıp şeyler var. Hem paralellik hem de açıortaylık. aynı onda varsa özellikle açıortay kuralını kullanamıyorsanız kollar oranı tabanlar oranını kullanamıyorsanız bu şekilde z'ye dikkat edip ikiz kenarlığı yakalamayı da öğrendik. Çünkü bir önceki videoda da yapmıştık. Şimdi bunu da yapınca artık e, özellikle paraya kenarda karşımıza çok çıkacak. Paraya kenardaki soruları da rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Evet altyapı sağlamlaştırıyoruz burada. Gençler hadi bakalım örnek 49. Birim karelere bölünmüş zeminde A, B, C, D, E noktaları gösterilmiştir. Buna göre C ve E noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Aa hocam C noktası tam olarak burada. Ben bunu nasıl bulacağım? Ben bunu bulamam. Bak C ve C, E'yi bulamam. Ama en azından şuradaki A, B uzunluğunu bulabilirim. AB uzunluğunu nasıl bulabilirim? Hocam şöyle bulabilirim. Pisagor bağıntısı. Şuraya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hocam burası 9. Büyük ihtimal burası da 12'dir. Say bakayım. 2 4 6 8 10 12. Evet burası da 12. 9 12 15. Evet A E uzunluğunu kaç bulduk? 15 bulduk. 3 4 5'in katından dolayı. E şimdi ne yapacağız hocam? E bu birim kareler verilmiş ya. Şunlar birbirine paralel değil mi? Hep yatay çizgiler ya da dikey çizgiler. Evet. Bak şuna dikkat et. AB uzunluğu belli mi? Belli. Kaç birim? 2 birim. Hemen 2'yi yaz. DE uzunluğu belli mi? Belli. Kaç birim? 3 birim. E o zaman hocam bak. Burada bak 2 var 3 var. E tamam. Şurada da bir kelebek benzerliği yok mu? Var tabii ki. Bak birim karelerle böyle benzerlik ilişkisini ÖSYM sever ve sizin karşınıza çıkarır. Dikkat edin güzel bir soru. Kelebekteki oran kaç oldu? E burası 2 burası 3 ise 2 bölü 3. Benden de CE isteniyor. Hemen CE'ye de X diyeyim. E o zaman ben bu doğru uzunluğunu biliyorum. Bu doğru uzunluğunda da oranlamayı yazabilirim. 2 bölü 3'e yukarıdan aşağıya. Hocam burası 2K ise burası da 3K diyebiliriz. E bitti. Ben 5K uzunluğunu toplamdaki 5K uzunluğunu 15 buldum. K böylelikle 3 çıkar. Bizden ne isteniyor? X yani 3K isteniyor. K yerine 3 yazarsam cevapta kaç çıkar? 9 çıkar. Evet örnek 49 güzel bir soru. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Birim karelerle benzerlik ilişkisini ÖSYM e daha öncelerinde sordu. Ve eskimeyecek soru tipidir. Burada kelebek benzerliği karşımıza çıktı. Bu birim karelerle ilgili temel orantı benzerlikleriyle de karşılaşabiliriz arkadaşlar. O yüzden buna dikkat edin. Mesela şunu şöyle düşündüğünüz zaman bu 2 bölü 3 oranı ben kelebekten yazdım ama bak buradaki şu oran da 2 bölü 3 yapıyor. Oradan dolayı da şuna 2 bölü 3 oran yazabiliriz. Mesela temel orantıyı da kullanabilirsiniz. Çünkü yataylar da birbirine paralel, dikeyler de birbirine paralel. Artık soruda nasıl fark ederseniz ama genelde biz şunu tercih ediyoruz. Böyle özellikle kelebek varsa kelebek daha kolaydır. Daha rahat bir şekilde fark edersin. O yüzden kelebeğe böyle yoğunlaşmanızı tavsiye ediyoruz. Tamam? Önemli bir soruydu. Dikkat edin lütfen. Geldik bir sonraki soruya. Evet bazı kitaplar bununla ilgili böyle bir formül yaparlar. Burada tabii yeni nesilleştirmişler soruyu. Bakalım soruyu okuyalım öncelikle. Ha formülde şu. 1 bölü x eşittir 1 bölü a artı 1 bölü b derler. Ama gerek yok. Gerçekten gerek yok. Niye? Şimdi yoldaki a ve b noktalarında bulunan toplar sırasıyla c ve d noktalarına doğru yol almaktadır. Bu böyle bu böyle. Bir süre sonra bu toplar e noktasında çarpılıyor, çarpışıyor. Şöyle çarpışmış. E noktasının kaldırma olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bunun uzaklığı verilmiş. Zemine dik olan uzaklık, dik olan uzaklık, dik olan uzaklık olduğu için bunlar birbirine paralel. Aa hocam şu paralellere baktığınız zaman belki hocam şuradaki tem orantıyı gördüm diyebilirsiniz. Evet. Ya da hocam şuradaki tem orantıyı gördüm diyebilirsiniz. Evet. Ya da sayılara baktığınız zaman hocam şuradaki kelebeği gördüm diyebilirsiniz. Gayet mantıklı. Ki sayılar bizi kelebeğe direkt yönlendirdi. E, kelebekteki oran 2 bölü 3 direkt yazabiliriz. 20 bölü 30'dan dolayı. 20 bölü 30 eşittir 2 bölü 3 olduğundan. Hocam kelebekteki oran 2 bölü 3. Hemen burası 2A iken burası 3A ya da burası 2B iken burası da 3B yazabiliriz. Bizden ne isteniliyor? Bizden x isteniliyor kardeşim. E bu x'i bulurken ne yapacağız? Hocam bu x'i bulurken de bak x işin içine girdi. Bak x ile şu birbirine paralel değil mi? Evet şu paralelliğe bakan buradaki temel orantıya bakar. Ya da şu paralelliğe bakan şu x'in paralelliğine bakan şuradaki temel orantıdan soruyu çözer. İstediğin yerden soruyu çöz fark etmez. Ben şu ve şu paralelliğe bakıyorum. O zaman bu paraleller şurada olmuş. Burada bir temel orantı var mı? Var. Yani 2A bölü 5A eşittir. X bölü 30 mu? Temel orantıdan dolayı. Yani hem kelebek hem de temel orantı aynı anda bu şekilde karşımıza gelir. Ne yapacaksınız? Verilen sayılar zaten oranlamaları veriyor. Kelebek varsa kelebek ince ayrıntıdır. Ha soruda bak mesela burası verilmiş olsaydı. Şu uzunluk verilmiş olsaydı. Bak soru şöyle olmuş olsaydı. Bak çiziyorum. Çiziyorum. Şöyle. Şöyle çiziyorum. Çizemedim. Düzgünce çizeyim. Ha, Soru şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar. Niye çizemedim ben ya? Ha şöyle çizeyim. Ha soru şöyle olmuş olsaydı. Bak. Şu. Hocam burası 5, burası 10 verilmiş olsaydı, şu x istenmiş istenmiş olsaydı, o zaman ben soruda şuna yolunlaşırdım. Hocam 5 verilmiş, 10 verilmiş. Aa, burada bir temel orantı var derdim. Hani 1/2. Şunlar birbirine eşit derdim. Sonra şuradaki x'e ulaşmak için de e, i̇ster şu paralelliğe bakarız. istersen şu paralelliğe bakarız. Ki kelebek daha mantıklı burada. Şu kelebekten de x'e de direkt ulaşırız. Yani verilen sayılar bizi çözüme doğru ne yapıyor? İtiyor her zaman. Ha paralellikler olduğu zaman da aklımıza ne gelecek? Kelebek temel orantı. Kelebek ince ayrıntı varsa uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Tamam. Evet devamını getirelim sorunun. E burada temel orantı yapmıştık. 2a bölü tamamı 5a. Eşittir x bölü 30 mu? Evet x bölü 30. Bunlar sadeleşti. Buradan 5x eşittir 60'tan x ile böylelikle kaç gelir? 12 gelir. Örnek elliği 12 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Bakalım ne yapmışlar burada. Tuğrul bir yolun genişliğini hesaplamak istiyor. Bunun için yolun karşı tarafında bir trafik levhası seçiyor. Evet Tuğrul şunu seçmiş. Sonra trafik levhasının hizasından başlayarak yolun kenarlarında 20 metre yürüyor ve geldiği A noktasına bir işaret koyuyor. Yolun kenarında 16 metre daha yürüdükten sonra B noktasına ulaşıyor. Yola dik olacak şekilde trafik levhası A ve kendisi trafik levhası A ve kendisi doğrusal olacak şekilde 12 metre daha yürüyor. Buradan buraya gelmiş 12 metre daha. Sonra bu yolun genişliği kaç metredir diye böyle şey yapmış. Kendince bir soru sormuş. Arkadaşlar bakın buradan böyle burası dik mi? Dik. 90 derece. E burada da yola dik olacak şekilde hareket ediyor. E burası da dik. E sonra ne var burada? Bir bizden ne isteniyor? X isteniyor. E hocam bu da buraya dik. Bu da buraya dik. Ya da Z şartı sağlandı. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel mi? Paralel. Aa hocam ne var burada? Bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? Hemen şuna göre bakarız. Buradaki sayılar verilmiş. Aynı doğru üstündeki. 20 bölü 16. E kelebekteki oran 20 bölü 16. X bölü neye eşit olmak zorunda? 12'ye eşit olmak zorunda. Sadeleştirelim. 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 4. 4 ile 12 sadeleşse 3 kaldı. İşler dışlar yapınca burada 1 kaldı bu arada. X ile 1'in çarpımı X eşittir. 3 ile 5'in çarpımı 15 yapar. Dolayısıyla cevap 15 oldu. Bildiğimiz soru tiplemesi sadece ne olmuş? Adamı yürütmüş buraya. Sonra buraya gelmiş. Sonra buraya gelmiş. Hikayeleştirmiş. Ya yeni soru dediğimiz aslında bu. Okuyup anladığını şekil üzerinde gösterme sadece. Ve geldik örnek 52. Sanırım son soru. Evet gençler son soru. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Buradaki tekniği biz her yerde kullanacağız. Her yerde kullanacağız. Bak şimdi dikkat. Öncelikle burası K verilmiş, burası 2K verilmiş ve şunlar da birbirine eşit verilmiş. Yazalım. AE uzunluğu K iken burası da 2K verilmiş. Arkadaşlar çok dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen beni. Şimdi bizden AF uzunluğu isteniyor. Şuradaki 2 verilmiş ve buradaki X uzunluğu isteniyor bizden. Gençler bu soruyu yaparken baktınız. Hocam bakıyoruz. Bir uzunluk isteniyor. Ya dik üçgenden bulunacak ya da benzerlikten bulunacak. Bakıyoruz. Dik üçgen yok. Bakıyoruz. Benzerlik de yok. Eşit açılar şunlar bunlar hiçbir şey yok maalesef. Ha, üçgen de yok yani. Burası x'e k'lık bir üçgen. Bir de büyük üçgen. Şu üçgen. O da ne? x artı 2'ye 3 k'lık bir üçgen. Hiç böyle kenar 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 benzerliği falan da yok. En azından şu çizgileri de kullanamıyoruz. E ne yapacağız? Oran var oran varsa ne vardır? %99.9 benzerlik vardır kardeşim. Benzerlik. Sadece oran var. Soruda sadece oran var. Bak bu tekniği ben size daha önce öğrettim. Hocam ben şuradaki oranı kullanmak istiyorum. Mesela şu K 2K oranını kullanmak istiyorum. Önceden bunu şey yapmıştık. Orta taban hatırla. Hani eşitlik varsa ne yapıyorduk? Orta taban çizeriz diyorduk ya. Hani eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyuyorduk. Aynen böyle. Oranın olduğu yere oranın olduğu yere ne yapıyorsun kalemini koyuyorsun. Ne yapacaksın sonra? Baktın paralellik paralel yoksa paraleli sen çizeceksin. İster böyle paralel çiz, ister böyle paralel çiz. Fark etmez. Hocam peki ben şu oranı kullanmış olsaydım? Yani o zaman kalemini koy buraya. Koy kalemini buraya. Bu oranı kullanacaksın. Hocam ya böyle paralel çizeceğim, ya böyle paralel çizeceğim. Bak sana şimdiden 4 tane yol gösterdim. Ha bu sorunun en az 8 tane çözüm yöntemi vardır. Niye? Nasıl? Onu söyleyeyim. Oran mantığını kullanmak demek iki farklı şekilde olabilir. Bak bu sorularla paralel kenarda da yamukta da çok karşılaşacaksın. Ee, özellikle paralelliklerin olduğu sorularda. Dikdörtgende falan da karşına çıkabilir tabii sürpriz olarak. Hatta karede de karşına çıkabilir. Ben bu oranı şöyle kullandım mesela. Şuradaki oranı ya böyle paralel çizeceğim ya böyle paralel çizeceğim. Ya da çok dikkat edin dinle buradaki oranı nasıl kullandık? Ya böyle paralel çizdim. Temel orantı oluşturuyorum. Ya da böyle paralel çizdim. Ha temel orantı derken aynı zamanda kelebek falan da oluşuyor. Ha, aynı zamanda sen buradaki oranı kelebekle de oluşturabilirsin. Hocam şuradaki oranla kelebek. Mesela 1'e 2 oranlamasıyla nasıl kelebek oluştursun? Hop şöyle yukarı doğru uzattın. Şöyle paralel çizdin. Bak kelebek oldu. Nasıl kelebek oldu? Hocam bir burada kelebek oldu büyükte. Bir de şurada kelebek oldu. Dikkat et. Şu kelebeklerle de yapabilirsin. Bak çok farklı yollar oluyor. Far başka. Buradaki oranı başka nasıl kullanabilirsin? Ya da şuradaki oranı nasıl kullanabilirsin başka? Başka böyle kelebekle de şey yapabilirsin. Hani dışarıda buradaki oranı o şekilde kullandık. Başka kelebek melebek yapabilir misin? Hani kelebek için şu şekilde hamle de yapabilir misin burada? Yo tamam. Evet evet böyle şey yapabiliriz arkadaşlar. Ya da başka kelebek oluşturabilir miyim ben? Şuradan şöyle uzattık şöyle bir kelebek oluşturduk. Başka da herhangi bir şekilde kelebek oluşmuyor. Hocam şöyle Şuna paralel çizsek ama burada da kelebek oluşuyor mu aslında oluşuyor gibi. Ama şuradaki oranlamayı kullanamadan şey yapıyoruz. Buradaki oranlamayı ben şu şekilde yaptım. Sadece paralel çizerek yapabiliyoruz bunu. Burada kelebek oluşumu söz konusu oluyor mu arkadaşlar baktığınız zaman? Düşünün yoruma yazın. Ben şu an fark edemedim ama e, mutlaka oluyordur arkadaşım. Ya biz burada dışarı uzattık ama şurada dışarı uzattık. Burada da şöyle çizince temel orantı çıkıyor karşımıza ya da şöyle çizince yine temel orantı çıkıyor. Kelebekle ilgili mutlaka yine bir bakış açısı karşımıza çıkar arkadaşlar burada. Bak dediğim gibi oranlamayı kullanmak demek mantıken neymiş? Ben genelde içeri tarafta arayayım. İçeri doğru paralel çizme tarafta arayayım. Yani direkt kelebek oluşsun ama içeri doğru paralel çizdiğinde oluşsun. Hani bunu böyle 1'e 2 oranlamayı şöyle dışarı çizip de böyle kelebek oluşturayım mantığında ee, gitmiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ben ya şuradaki oranlamayı bak 1'e 2 oran var burada ya da buradaki oranlamayı kullanacak şekilde yapıyorum. Ben dediğim gibi 4 tane farklı yolu da gösterdim zaten. Şuradan ne yapayım? Hocam şuradan içeri doğru paralel çizeyim. Bak paralel çizdiğimizde kelebek oluştu mu? Hop şurada bir kelebek oluştu. Çok güzel. Başka temel orantı oluştu mu? Oluştu tabii ki. Bak şununla da şu birbirine paralel oldu. Hocam şu sarı kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. Aa hocam oran 1'e 1 ise o zaman şurası da 2 verilmiş. Burası da ne olacak? 2 olacak. Çünkü 1'e 1 bir oran var. 1'e 1 bir oran. Sonra şu temel orantıyı kullanayım ben. Hocam burada 1'e 2 oran var. E o zaman burada da 1'e 2 oran olmak zorunda. Yani şurası a iken burası 2a olacak. E hocam 2a eşittir 4 ise a'yı böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. a dediğimiz 2 oldu. Bak dikkat et x. x bunun tamamı. Yani x böylelikle neye eşit oldu? 2 artı 2'den 4'e eşit oldu dostum. Evet bu şekilde cevabı bulduk ama bununla ilgili böyle 7-8 hatta 10 farklı yolla çözüm yapabiliriz. Yeter ki oranlamayı kullan. Böyle oranlama olduğu zaman da aklımıza orta tabandaki gibi benzerlik gelecek. O oranlamayı ben içe paralel çizerek kullanıyorum. İstersen diğer türlü düşüneyim. Hemen birkaç farklı çözüm göstereyim sana da sıkıntı yaşama. Diğer farklı bir çözümde bak şöyle olabilir. Mesela hocam burası K2K ya. Bak bak önemli olduğu için arkadaşlar yamukta çok kullanacağız. Paraya kenarda çok kullanacağız. Şuradaki oranlamayı kullanayım diyebilirsiniz mesela. Tamam buradaki oranlamayı kullanayım. Buradaki oranlamayı ya böyle paraya açacaksın ya böyle. Hadi böyle çizdik diyelim. Aa hocam şuradaki üçgenlere ne çıktı? Bir temel orantı çıktı gördüğünüz üzere. Bak temel orantı çıktı buradaki de Buradakinde temel orantı da hatta şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşit olur hocam. Ha 2K'ydı burası da K burası da K oldu. E şimdi şununla da şu birbirine paralel mi? Paralel. Bak dikkat et burası 2K burası da K oldu gördüğünüz üzere. E 2'ye 1 oran varsa burası da 2 n ise burası da n olur. N2 ise 2 de kaç olur mesela? 4 olur. Daha kolay bir şekilde çıktı. Bizden de AF uzunluğu x deniliyor. Cevabı da böylelikle 4 buluruz. Hadi bakalım bu sefer sen buradakinden aşağı doğru paraya çizerek çözüme ulaş. Bir de sen bu şekilde yapmaya çalış bakalım. Evet gençler buradaki öğrettiğim yöntem ve bu arada bu müfredat dışı bir sorudur aslında. Baktığınız zaman sınavda sorulabilir mi? Sorulabilir. Bu soru aslında menalo sorusu. Eskiden Menaloz vardı. Menaloz da çöze, çözmeyi bilen arkadaşlar bunu yapabilir. A burada menaloz sanırım iki tane menaloz yapacaksınız. Menalozu zor sorularım var. Ama bak oranlama mantığını kullanınca daha kolay bir şekilde çıkmıyor mu? Çıkıyor. Eskiden zaten ben menaloz varken bile boş ver kardeşim diyordum. Menaloza gerek yok diyordum. Oranlama mantığını kullan diyordum. İşte burada da aynen bu şekilde yaptığımız gibi önceden de bu şekilde anlatıyordum. Gerçekten menaloz diye denilen bir kurala gerek yok. Sen oradaki oran varsa ne vardır büyük ihtimalle benzerlik. Oran mantığını kullan. Ha böyle eşitlikler falan varsa oran mantığını böyle orta taban çizerek yaparsan sorunun çözümüne daha rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Onu da söylüyoruz zaten her zaman. E burada mesela ikinci yöntemle yani oranlamayı eşitliğin olduğu oranlamayı kullanarak daha rahat bir şekilde çıkarttık mı soruyu çıkarttık. Evet gördüğünüz üzere bu olayı bu şekilde halletmiş olduk. Arkadaşlar en son nokta budur ve buradaki mantığı paraya kenara geldiğimiz zaman da yamuk konusunda da dikdörtgen konusunda da kare konusunda da kullanacağız. Yani bunlar burada kalmayacak. Oradaki dörtgenler konusunu anlatırken hep bunları kullanacağız haberiniz olsun. Gençler böylelikle bu haftayı bitirdik. Yani benzerlik haftası bitti. Sırada ne var? Alan var. Benzerlik haftası bence çok güzel bir şekilde geçti. Çok güzel bir şekilde öğretici sorular vardı. Bu sorulardan sonra kitaptaki sorularınızı da çözmeyi ihmal etmeyin. O soruları da çözdükten sonra büyük ihtimalle çok iyi bir noktaya geleceksiniz. Önemli olan şuydu zaten. Olayın mantığını anlamaktı ve siz de o olayın mantığını anlıyorsunuz. Artık uzunluk gördüğümüzde ya dik üçgen ya benzerlik benim sözlerim artık zihninizde canlanıyorsa bu olay tamam demektir. Yani ben nasıl soru çözüyorsam aynen böyle iç ses olarak böyle size aktarıyorum burada. Siz de bu iç seslerle çözdüğünüz zaman çok iyi bir noktalara gelirsiniz büyük ihtimalle. Gençler, önümüzdeki hafta 6. hafta üçgenin alan konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.